Merhaba sevgili Restoran TV izleyicileri. Bir Zirvedeki Restoranlar programından daha. Sizler her neredeyseniz bizler de şefimiz Sayın Sevgi Göcen'le birlikte konuk oluyoruz sizlere. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki, ben Sevgi Göcen. 38 yaşındayım. 2009 yılından beri bu işle uğraşıyorum. Kısa bir ara verdim. Son zamanlarda yoğun olarak, son 2-3 senedir yaklaşık yoğun olarak çalışıyorum. Nişan pastası, doğum günü pastaları çocuklar için. Şeker hamurlu aklınıza gelebilecek her şeyi yapıyorum. Evet, izleyicilerimizin görmüş olduğu gibi logomuzla birlikte evet. Çok şık bir pasta da bize hediye gelmiş. Aslında şöyle, onlar stand. Şimdi kek popslarımızı yapacağız. Hı hı. Kek popslarımızı bu standların üzerinde sunacağız. Bunlar daha stand. Evet, stand. Aman yarabbim. Tamam. İşte böylece butik pastayı yavaş yavaş butik pastacılığı öğreniyoruz hep birlikte. Gördüğünüz gibi bunların stand olduğunu şu an öğrendik. Ama evet, pasta gibi duruyorlar. Sanki şeker evet, hamuru. Bana zaten yenilebilir mi diye soranlar da oluyor mesajlarda da öyle. Sanki şeker mesajlar. Hamuru kaplı gibi. Evet, şeker hamuruyla kaplıyorum. Her türlü süslemeyi de standların üzerine yapabiliyorum bu şekilde. Üzerine şimdi küçük çikolata topları yapacağız, Cake Pops isminde. İkramlıklar. Bu yine doğum günlerinde falan pastaların yanında ikramlık olarak verilebilecek bir şey. Evet, öyleyse buyurun, mutfak sizin, şov tamam. Başlasın. Merhaba tekrar. Evet. Kremamızı ilk önce sıvı krema, bunu ısıtıyoruz. ...200 gram kadar kremayı ısıtalım. Butik pastacılığa nasıl geçiş yaptınız? Nasıl başladı bu serüven? Şöyle, 2009 yılında ilk kızımla eğlence olsun diye başladığım bir şeydi. Sonrasında çok istedim, yani hadi bir tane daha pasta yapalım, bir tane daha yapalım derken o ara sipariş almaya başladım. Daha çok yapmak istedim her seferinde. Sipariş aldım. Yaklaşık 2012 yılının sonuna kadar sipariş alarak çalıştım. Sonrasında bıraktım bu işi. Muhasebede çalışmaya başladım. Bir süre sonra özlemeye başladım tekraren. Pasta yapmayı, böyle daha güzel, mutlu edecek işlerle uğraşmayı istedim. Artık herhalde yaş ilerlediği için midir nedir bilmiyorum. Daha mutlu eden şeylerle uğraşmak istiyorsun. Bu yüzden de tekraren bu işe döndüm. İyi ki de dönmüşüm. Son 3 senedir bu işten para kazanmaya başladım. Hı hı. Yoğun olarak çalışıyorum. Evde yapıyorum pastalarımı. Evde küçük bir atölyem var. Orada işte doğum günü, nişan, her türlü şeyde herkese yardımcı oluyorum ve sürekli mutlu insanlarla uğraşıyorsun. O çok güzel bir şey. Evet, gerçekten de öyle. Sürekli gülümseyen, mutlu insanlarla güzel günlerinde beraber olmak çok güzel, keyifli bir iş bu. Evet. Peki size nasıl ulaşıyorlar siparişlerini verebilmek için insanlar? Çoğunlukla Instagram'dan Sevgiyle Pasta isminde girdiklerinde benim bütün ürünlerimi görebiliyorlar. Çoğunlukla Instagram'dan sipariş alıyorum. Aynı zamanda daimi müşterilerim var. Yiyenler, birçok işte nişanda diyelim, gelen kişiler yiyorlar. Nerede yaptırdın diye soruyorlar. O şekilde bana dönüş yapıyorlar. O şekilde gitgide artan bir müşterim var. Ne kadar güzel. Peki siparişlerinizi kaç gün öncesinden almayı tercih ediyorsunuz? Sizin için ve daha sağlıklı olan süre hangisi? Şöyle bir şey var. Aslında 3 gün öncesi de yeterli. Ama az sayıda sipariş yapabiliyorum. Dediğim gibi evde çalıştığım için az sayıda alabiliyorum siparişleri. O yüzden hafta sonlarım çok yoğun geçiyor. Ne kadar erken alabilirsem, ortalama 10 gün, 2 hafta, bazen hatta 3 hafta öncesinden bile hafta sonu bazı zamanlar dolmuş olabiliyor. O yüzden ne kadar erken sipariş alabilirsem o kadar iyidir diyorum. Öyle. Evet.
Peki, tabii ki pastalarınızı çok uzak mesafelere göndermek zor oluyordur ya da gönderme riskini göze almıyorsunuzdur. Evet, çoğunlukla İstanbul içi. Zaten benim teslimatım yok. Buradan evden teslim ediyorum. Gelip alıyorlar. Tabii ki taşımaları için pastayı taşımak oldukça riskli. O yüzden ne kadar kısa mesafe olursa gelip alacakları o kadar iyi olur. Ama ben tabii yine taşıyabilecekleri şekilde paket yapıyorum. Evet. Rahat taşıyabilecekleri şekilde. Evet. O yüzden de çok bir sıkıntı olmuyor. Evet. Bu tabii ki sadece pastalar için geçerli. Bunun dışında işte kurabiyeler vardır, çeşit çeşit evet. lezzetler vardır. Onlarda gönderim sıkıntısı yaşamıyorsunuzdur değil mi? Evet, onlarda pek sıkıntı olmuyor. Çoğunlukla özellikle hatta tek katlı pastalarda da çok sıkıntı olmuyor. Özellikle iki katlı, üç katlı veya daha yüksek katlı pastalarda sıkıntı olabiliyor. Evet. Bunları neden soruyorum? Gerek takipçileriniz, gerekse potansiyel takipçileriniz size siparişlerini verdiklerinde belki de kurabiyeler için, diğer lezzetler için çok uzaklardan da sipariş verebilirler değil mi? Evet, evet. Kargo kurabiye yaptım. Zamanlarda oldu. Kargoyla gönderdiğim zamanlarda oldu. Biz buraya yaklaşık 400 gram kadar çikolatamızı da attım. Yani bir ganaj elde ettim. Evet. Biraz daha lezzetli olsun diye ben çikolatayı biraz daha fazla koyuyorum. Bu konuda eğitim aldınız mı? İlk başladığım zamanlar bu işe İSMEK kursları vardı. Orada eğitimini aldım. Yani o zamanlar çok detaylı yoktu. Daha yeni çıkmıştı 2009 yılında pasta üzerine kurslar, mutfak üzerine. O zamanlar pastanın kekini, kremasının tarifini öğrenir öğrenmez hemen zaten sipariş almaya başladım. İlk o zamanda. Sonrasında zaten kurabiye tarifleri falan internette bir sürü tarifler de var. Var. Orada da yine öğrendiğim tarifler oldu. Aynı zamanda figür yapıyorum. İnsan figürleri falan da yapıyorum şeker hamurundan. Onlar için de ufak eğitimler aldım. Aynı zamanda madalyam da var. Altın madalyam var. Çok güzel bir yarışmaya de. Yarışmaya katıldım. Müsabakada başarılı oldunuz, ödül aldınız evet, öyle mi? Evet, figür üzerine. Butik pastacılıkta bir de böyle bir şey var değil mi? İşte figür çalışan var, çiçek çalışan var. Evet. Başka alanları var değil mi? Ya evet, herkes her şeyi yapamayabiliyor. Kimisi daha figürde kendisini geliştiriyor. Kimisi çiçekte kendisini geliştiriyor. Kimisi hatta bunların hiçbirini yapmayıp sadece pastayı birazcık daha sade şekilde yapanlar da var. Yani pastacılık sonsuz bir iş. Çok, çok gerçekten bayağı de öyle. Sonsuz yani sürekli bir de değişen şeyler var. Süslemelerde evet. olsun, malzemelerde olsun sürekli bir yenilikler çıkıyor. Evet. Siz de tabii ki takip etmek zorunda yetişmeye kalıyorsunuz. Yetişmeye çalışıyoruz, evet. Evet. Peki, katılmış olduğunuz yarışmada size altın madalyayı getiren ürününüz neydi? Bir bayan figürü yaptım. Ben orada o farklı bir yarışmaydı hatta ilk defa yapılmıştı. Canlı jürinin karşısında figürü yaptım. Orada 2 saat içerisinde bir bayan figürü yapmıştım. Çok zor olmadı mı 2 saat içinde? Evet, bir şey sıkıntı yaşadık sıcaktan dolayı. Figürlerde kuruma çabuk olmadığından şeker hamurunda biraz zorlandım. Düz tutabilmekte figürü falan ayakta yapmıştım. Zorlandım ama çok şükür güzel, keyifli bir anı oldu benim için o. Evet. Buraya da hatta gelmemin sebebi de o güzel, keyifli bir anı olarak kalsın bana, kızıma. İleride seyretsin. Evet, tabii ki bunların böyle bir ayrıcalığı, böyle bir özelliği de var. Anı olarak arşivlerimizde tutabiliyoruz, saklayabiliyoruz. Evet. Eğlenceli, keyifli, güzel anılar. Evet. Bu da benim kakaolu pandispanya. Bunu ufaladım. Bu yaptığımız ganajın içine
aldığı kadar katıyoruz. Evet. Nasıl bir hamur elde edeceğiz? Kıvamı ne olmalı? Kıvamı böyle ele çok yapışmayacak. Rahatça yuvarlayıp şekil verebileceğimiz bir kıvamda olacak. Hmm. Aslında biraz soğutabilirdik de ama çok da şimdilik. Ama soğudukça gerek daha kolay şekil alabilecek hale gelecektir, değil aynen mi? Aynen öyle. Evet, soğudukça daha kolay şekil verebileceğiz. Biraz daha ekleyelim. Peki workshoplar düzenliyor musunuz? Evet. Aslında çok fazla biraz ben cesaret edemediğim bir şeydi o. Yeni yeni ufak ufak başladım. Öyle bir şeylere inşallah talep geldikçe de arkası gelecektir diyelim. İnşallah. İnşallah diyoruz. Çünkü bu alana gerçekten çok büyük ilgi var. Evet. Sadece bayanlar değil, artık beyler de güzel vakit geçirebilmek için bir hobi olarak da butik pastacılığı ya da mutfakta yer almayı istiyorlar. Gerçek doğru. Mesleki alanı mutfak olmayan beyler bile. Hele ki çocuklarımız, çocuklarımıza bayılıyorum ben, bu tür workshoplara katılıyorlar ya, doğru, anneleriyle, babalarıyla falan. Çok hoşuma gidiyor benim. Çocuklar da çok zaten sevdiği şeyler çocukların en çok. Onlar hakikaten güzel eğleniyorlar bu işlerde. Bayağı rengarenk süsleri falan da görünce tam... Onların oyun şeyine göre zaten dediğim gibi ilk başta ben de çocuğum eğlensin diye başlamıştım bu işe. Evet. Öyle çocuklar sonrasında profesyonel alana geçtiniz. Aynen öyle oldu. Güzel, iyi ki de geçmişiz. Evet. Daha şimdi yeni yeni çok güzel pastacılar yetişiyor. Dediğiniz gibi ufaklıktan başlayıp heves edip çok erken yaşta daha bilerek bu işe geçenler de var. Onlar da çok güzel yerlere gelecek. Mutlak surette. Şimdi. Evet, yaklaşık 9-10 yıl önce başlamışsınız. Sonra bir ara vermişsiniz, değil mi? Evet. Ve tekrar devam ediyorsunuz. Evet, 4 sene kadar bir ara verdim. Ara vermişsiniz. Hiç yapmadım o ara. Sonra birdenbire aşka gelip tekrar başladım, bırakamıyor maalesef. Evet. Aslında butik pastacılığın ülkemizde trend olmaya başladığı yıllarda, yani ülkemizde de bir 15 yıllık en fazla geçmişi vardır, aynen değil mi? Öyle. Butik pastacılığın. O yıllarda başlamışsınız siz de. Evet. O yıllar ve bugün arasındaki fark malzeme bulma konusunda, çünkü bu da çok büyük bir problem, değil mi? Aynen öyle. İlk zamanlar oldukça sürekli yurt dışından malzeme geliyordu. Çok pahalıydı o zamanlar. Şu anki kadar çeşit yoktu. Şeker hamurunda özellikle tek bir tane marka vardı alabileceğin. Başka yoktu. Veya kendin yapıyordun evde şeker hamurunu bile. Aynı zamanda ekstra aletler, malzemeler, çeşit bu kadar yoktu. Az vardı ve hepsi de dediğim gibi yurt dışından geliyor, gelen ürünlerdi. Seçenek çok azdı. İnternette araştırma yaptığın zaman görüp öğrenebileceğin çok fazla şey yoktu. Şimdi YouTube'da videolar olsun, çeşitli resimlerle çok daha kolay yapılabiliyor. Evet. Ve malzemelerin birçoğunu da sadece pasta malzemeleri satan yerler değil, bunun dışında birçok büyük mağazalarda, marketlerde de artık bulabiliyoruz, değil mi? Evet, evet, evet. Aynen öyle. Artık kolaylaştı. Marketlerde bile. Her türlü süslemeler de dahil şeker hamurunu bile rahatlıkla bulabiliyoruz. Evet. O günden bugüne ne kadar çok şey değişmiş, çok şey değil değişti mi? Aynen öyle. Zor olduğu dönemlerde başlamışsınız. Şu anda aslında altın çağda diyebilirim bu, evet, butik pastacılık. Çünkü organizasyonlar da arttı. Çok. Organizasyonlarda da muhakkak ikramlıklar olsun, hepsi butik pastacıların elinden çıkan birçok çeşit şey var. Pastalar falan olsun, artık her şey görsele dayalı olduğu için. O yüzden şu anda altın çağı gibi bir şey, evet, butik pastacılığı. Gerçekten de öyle. Öncelerine dönüp baktığımızda dediğiniz gibi organizasyonlar da bu kadar çeşitli değildi. Belki de bu kadar
içine girmemiştik. Onu da bilemiyorum. İşte bizim zamanımızda, bizim çocuk büyüttüğümüz zamanlarda bir diş buğdayı bilirdik biz. Değil mi? Evet, onda da buğday kaynatılırdı. Buğday kaynatırdık. Aynen öyle. Ama şimdi pasta patlatmalar, işte evet, ilk diş pastası, efendim baby shower'lar, neler neler var her değil mi? Şey, aynen öyle. Şimdi artık bekarlığa vedalar olsun falan. Artık kutlama yapmak için, insanlar eğlenmek için bahaneler arıyorlar. Bu da çok güzel bir şey aslında. İnsanları hem birbirine bağlıyor. Evet. Hem güzel, mutlu anlar yaşamış oluyorsunuz. Çok güzel bir şey. Evet. Bence bu tür kutlamalar, şeyler daha da artmalı. Kesinlikle öyle. Şimdi daha artınca artık aklıma gelmedi bir şey. Ne, İnsan ne yapılabilir? Bağlarını böyle işte kuvvetlendiriyor bu. O yüzden evet, güzel. Şimdi artık zaten herkes evinde ya internetin başında, insan bağları artık kopmaya başladığı dönemde bu partiler insanları birleştiriyor. Güzel oluyor. Birleştiriyor, çok doğru. Çok doğru ve butik pastacılık hayatımıza girdiğinden beri çiçek yerine zaman zaman artık yenilebilir çiçekler evet, bile gönderiyoruz değil mi? Ay ben bayılıyorum evet, onlara. Gönderecek olursanız öyle bir şey gönderebilirsiniz. Aynen öyle. Sipariş alıyorsunuz değil mi? Evet, sevgili hanım, sipariş alıyor zaten. Evet, İstanbul Fatih'teyim. Biraz daha kek ekliyorum. Ceviz büyüklüğünde yuvarlıyoruz. Çiviz büyüklüğünde yuvarladığımız topları buzdolabına soğusun diye koyuyoruz. Kek popslarımızı dolaptan çıkarttık. Artık soğudular. Şimdi bunları süslemeye geçiyoruz. İlk önce eritmiş olduğumuz çikolatamızı kasemize aldım. Biraz daha hatta koyalım. Bunun içine bir miktar ben beyaz çikolata kattım. Bunu eritiyoruz. Beyaz çikolatayı iyicene karıştırıyorum. Beyaz gıda boyası, yağ bazlı, çikolatanın içinde eriyecek. Bunları
Çubuklarım var, plastik çubuklar. Bunları ilk önce çikolataya batırıp sonrasında kek popsların yaklaşık yarısına gelecek şekilde saplıyorum. Kek popslarımızı çikolataya batırıp iyicene akmasını bekliyorum. Sonra çikolatamız donmadan boynuzunu, çiçeklerini, ekliyorum. Aynı zamanda kulaklarını. Bunları şu şekilde. Bir de kalıpla yapabileceğimiz bu şekilde kek popslarımız var. Bunlar daha büyük. Biraz daha ince olduğu için kırılabiliyor. Bunları da unicorn yapacağım. Yine kız çocuklarının çok sevdiği ve benim en çok yaptığım, en çok talep gören pasta temasından biri de unicorn. Bunlara da boynuzları ortaya gelecek şekilde ekliyorum. Aynı zamanda çiçeklerini, kulaklarına, hatta şöyle daha ufak. Kulaklarını ve çiçeklerini şeker hamurundan yaptığım süslemeler. Üzerlerine ekledim. Aynı zamanda yine boncuklar falan da kullanabiliriz. Renkli olsun diye. Bir tane daha yapalım. Bunu böyle sade bırakacağım. En son süsleyeceğim. Şimdi bu çikolatamızın içine yağ bazlı gıda boyasını ekliyorum. Çok az bir şey eklemek yeterli. Zaten yeterince rengini veriyor. İyicene bütün rengini alana kadar karıştırıyoruz. Her tarafını eşit şekilde dağılsın boya.
bunu sıkma torbasına alıp süsleme olarak kullanacağım. Sıkma torbamın ucuna ince duy ucu kullandım. Poşetimi doldurup arkasına daha rahat çalışmak için şu mandallarla tutturuyorum. Yine bu yapmış olduğum kek popsları alacağım. Bunları şöyle yapalım. Şu kek popslarımın üzerine çikolatayı çizgi çizgi sıkıyorum. Üzerine yine renkli şekerlerden üstüne gelecek şekilde de yine üzerine yapmış olduğum şeker hamurundan yıldızlar, çikolata kurumadan hepsini ekliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi hazır. Evet. Çok da güzel gözüküyor. Çok şık, çok zarif, özel günler için hemen hemen her türlü özel gün için kullanabilecek. Evet, aynen öyle. Hediye olarak gönderilebilecek. Evet, en güzel hediye. Değil mi? Evet, bu eserler hakkında ne söyleyeceksiniz izleyicilerimize? Buyurun. Çok teşekkür ediyorum bana burada bunu yapıp sunma imkanı verdiğiniz için öncelikle. Çok memnun oldum. Birçok kişi zaten tarifini merak ediyordu. Hiçbir yerde vermemiştim. Burada artık birçok kişi sırrımı biliyor. İşin sırrı çikolatada diyelim. Herkes çok seviyor çikolatayı. Çocuklar çok seviyor, yetişkinler çok seviyor. Bayağı çikolata bombası gibi bir şey. Evet. Bize de afiyetle yemek kalıyor. Ellerinize sağlık diyerek. Afiyet olsun. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili Restoran TV izleyicileri, konuğumuz Sevgi Göcen bu güzellikleri bizler için hazırladı. Afiyet olsun. Hoşça kalın.